Bu ne? Hangi bölüm? Bu hangi bölüm? Bu şeylerin, Hüsnülerin, Hüseyin demiyoruz artık, Hüsnülerin birleşip şey yaptığı, kocaman kocaman çok ücretler oldukları falan dönem. Bu arada kitap tanıtabiliyor muyuz? Reklama girmez değil mi? Evrim Atlası. Bak bu Evrim Atlası. Biraz da reklama girsin ya. Bence de girsin. Şey Türkiye İş Bankası yayınları basmış bunu. Ben buradayım, evet. Natural History Museum. Amerika'da, New York'ta olan süper bir müze var. Onun zaten bir tablet uygulaması falan da vardı. Bu da The Evolution, Evolution The Whole Story. Bütün hikaye diye bir kitap. Bu dehşet bir şey. Bunu Remzi Kitap Evi'nde rastladım. Bulan alsın, kaçırmasın. Fani dünyadaki en önemli eserler bunlar. Evet. Onun da tuhaf bir şeyi vardır ama. Tabii ben çok küçükken böyle okurken... Benim hala vardı. Mesela melodik bir Bismillahirrahmanirrahim deme melodisi vardır zihnimde. Hala vardır mesela. Ha, ondan da öte. Al bir giriş bilgisi olsun. 7 ile 12 hertz arasındaki sallanmalar uyku getirir. Daha yavaş sallamalar konsantrasyonu arttırır. Mesela müzik eşliğinde zambada ya da zikirler falan yapıyorlar ya böyle. Ha, ha, ha. O böyle hipnotik bir hal oluşturur. O yüzden mesela çoğu insan okurken sallanır, ayağını bacağını sallar. O ritmik hareketler bize iyi geliyor yani. Beyin dalgaları bir şekilde. Bu bilgiyi de biraz çaktırmadan. Luca'dan... Bu hareket gelince çok tırsıyorum. Bir şey olacak. Bir şey olacak çünkü sembolik olarak şunun ortasında Luca var. Hani benim zihnimde öyle evet. Şeyde duruyor. Bir şey olmuş olmalı. İlk hücre, ilk canlı. Bir şey olmuş olmalı ve bir başka canlıyla. Aslında bunun da öncesinde ilk hücrenin oluşması için de birkaç canlı bir araya geldi. Organize harekete başladı ama biz bu hikayeyi anlatmada sembolik olarak hücrelerin bir araya gelmesi olarak tarif edelim. Bir şey oldu ve birkaç hücre birlikte hareket etmeye karar verdi. Evrimin hikayesinde bu bölümde kaldık. Evet. Yani ne oldu da bunlar örgütlendiler? Hadi bunu böyle kimse bilmiyor ama bir şey olmadı. Önce onu söyleyeyim. Genellikle biz hep en başta da konuşmuştuk. Evrimi düşünürken böyle şu oldu, sonra bu oldu, bu oldu deme eğilimimiz var ya. Hı hı. Şeyi tekrar hatırlatayım en baştaki, yani bugün modern evrim anlayışının biyolojiye bakıp da bize öğrettiği şey şu. Aynı anda milyarlarca deneme oluyor. Aynı anda milyarlarca, trilyonlarca aksiyon oluyor. Bunlardan çok az bir kısmı işe yarar bir yol açıyor ve onlar üzerinden daha sonra tekrar trilyonlarca yeni deneme yapılıyor. Bütün sistem böyle. Şimdi daha evvel demiştik ya, bugün adına hücre dediğimiz şey ister bakteri ister bizim gelişmiş hücrelerimiz, ökaryot ya da işte prokaryot basit hücreler olsun. Bunların yapısından yola çıkıp kökenini anlamamız neredeyse imkansız çünkü çok 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 seviyelerden geçmiş, özelleşmiş ve çok farklı ortamlara uyum sağlaya sağlaya bugünlere dönüşerek gelmiş bir sonuca bakıyoruz biz. Dolayısıyla zaman makinemiz de yok ki geri gidip hani geri sarıp takip edelim. Ama biyolojide olan bitenleri şöyle toparladığımızda şunu görüyoruz. Mesela bütün mesele ister koca koca organizmalar ister tek hücreler düzeyinde olsun. Bütün mesele bağlantı kurmak, şebeke yapmak ve o bir organizasyon oluşturmak üzerine. Şimdi bugün bizim tek bir hücre dediğimiz şey, bizim bir karaciğer hücremiz ya da bir işte mantar hücresi ne olursa olsun. Bunun içerisinde, tek bir hücrenin içerisinde bulunan parçalar eskiden ayrı ayrı hücreler ya da yapılar idi. Mesela mitokondri dediğimiz işte her hücrede, çoğu hücrede bulunan bu enerji üretim santralleri aslında çok çok eski arkebakteriler döneminde, arkebakteriler hala var ama onların ilk atalarının olduğu dönemlerde kendi başına enerji üretebilme yeteneğine sahip çok böyle ufak basil formunda sade bir organizmaydı muhtemelen. Diğer farklı farklı bir sürü işler yapabilen hücre tipleri. Bir tanesi mesela muhtemelen ışığı yakalıyordu. İşte bugün yeşil bitkilerde o ışıktan şeker üreten işte kloroplast dediğimiz yapıyı oluşturan hücrede öyle bir öncül hücreydi. Bunlar şimdi ayrı ayrı değişik yetenekler kazanmış. Böyle bir şekilde bu yeteneklerini hayatta kalmayı aktarmayı başarmış böyle farklı versiyonlar. Bir şekilde yani belki milyonlarca milyarlarca farklı karşılaşmadan birkaç tanesinde olduğu gibi bu kendi başına enerji üreten arkadaş enerjisi için sürekli dışarı bağımlı olan bir arkadaşın içine giriyor ve ona enerji verip ondan besin almaya başlıyor. Şimdi bunu yapmasının bir avantajı var ve bir dezavantajı var. Dezavantaj nedir?
özgürlüğü gitti elinden. Bir başka organizmanın parçası oldu. Avantaj nedir? Koruma altında, devamlı malzeme geliyor. Tek yaptığı zaten yapabildiği, kolayca üretebildiği bir şey. Enerji üretmeye devam organizmaya vermişti. ATP dediğimiz enerji moleküllerini patır patır yapıyor. Şimdi muhtemelen kloroplast da böyle oluşmuş, hücreye girmiş bir şey. Hücrenin içerisindeki diğer birçok organel parçanın da bu şekilde oluştuğunu düşünenler var. Bunların hepsine birden endosimbiyotik hipotezler deniyor bir bütün olarak. Ne demek? Endo, iç. Simbiyo beraber yaşamak. Birileri birilerinin içine giriyor. Ama mantık şu, niye giriyor? Yani dur abi dışarıda. Yaşam şartları sürekli değişiyor. Değişen şartlara karşı havadan yeni bir şeyler üretmen lazım. Dolayısıyla tabiatta dedim ya, trilyonlarca şey oluyor. Onlardan çok azı işe yarayan bir şeye dönüşüyor. Biz bugün işte onların sonuçlarını konuşuyoruz. Yani bu şöyle mi? Şimdi ister istemez ben bu öykünün içerisindeki nedenciyim. Yani hikayeyi arayan taraf. Tabii ki. Şimdi bunu biraz da hikayeleştirmeye de çalışıyorum. Hem kolay anlaşılır olması için hem de anlamlı şekilde kullanabilmek de için. Bu iki parçanın birlikte çalışmayı akıl edebilmesinden öncesinde milyonlarca seçenekli daha değişken başka şeylerin gerçekleştiğini, bunun işe yaradığını, bunun işe yaradığını keşfedildiğini, oluşa gelen o zamanki fizik dünyada onu daha güçlü tuttuğunu, bunu anladım yani bir şeyle ilgili. Ama bu davranış, yani bu işe yarıyor ve bu bir model. Yani birileriyle birlikte çalışınca dış dünyaya karşı daha, çünkü bu çok ana bir keşifsel bir şey. Bu bizim ta oradan başladık, bak milyonlarca milyon sene var daha önümüzde, belki milyar sene var önümüzde. Tabii. İnsana kadar gelen davranışta canlı ile alakalı ana hikaye bu. Tamam. Birlikte çalışmayla ilgili bir şey. Hücre seviyesinde de öyle, insanlar seviyesindeyken de öyle. Şimdi bu birlikte çalışma, yani hani nedenini, hani mantıklı nedenini ya da üretilmiş, hani arkasında başka bir hikaye olabilir miyi aramak aslında. Yalnızlık ya, Allah'a mahsus bu yani. tabii yani. Bu kadar sıkıştırırsan böyle pırtlayacak mevzu tabii yani. ama ne yapsın yani, tek başına böyle düşünsene bak, etraftan besin alacaksın. Etrafa işte atığını ama şimdi böyle, böyle yaptığımızda haklısın, çok mantıklı geliyor da yani hani bu mantıktan vazgeçelim. Ben mitokondri, sen de yağ hücresi ol ya da işte bir şey yani hani bak, bu nasıl oldu da bu hani. Akıl etmiyor ki. Bak şöyle düşün. Teorim vardı benim önceden, yani ilk bu bitki aşılama yapıyorlar yani, birini alıp öbürünün içine sokuyorlar, sonra başka bir meyve çıkıyor. Ya bunu bir insan evladı nasıl düşünmüştür diye yani sürekli kafayı yorardım. Sanırdım ki böyle müthiş yaratıcı bir tip bir gün böyle çiftliğinde oturuyor. Ulan ben bu ağacı alıp buna takacağım falan. Böyle olmadı muhtemelen. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Bir sürü fırtınada ağaçlar devriliyor, bir şeyler işte yıldırım çarpıyor, ormanlar yanıyor, bir şeyler. Bir gün ağacın biri kırılmış bir ağaç, öbür ağacın ortasına rakkadan giriyor. Ve belki aylarca öyle duruyor. Sonra bunun bu birleşme yerinden yeni bir filiz çıkıyor. Belki bu milyonlarca kez oluyor ama bunun bir tanesini milyonlarca insandan biri görüp ne oluyor lan orada diye bakıyor. Bir de düşünsene kaç kişi gördü, kaçı ne oluyor diye bakar. Ya o kadar fazla olasılık var ki en son bir tanesi oraya geldi. Belki milyonlarca kez olmuş bir şeydi o ama hiç işe yaramamıştı. Biri gördü, aga dedi ben bundan bir şey yaparım. Ki bu bir kişi de yetmez. Çünkü dener, o ilk başta muhtemelen yanlış yapar. Bunun gibi onlarca yüzlerce kişi denemiş olması lazım. Yani işe yarar bir modelin ortaya çıkması için tabiatta çok fazla karşılaşma, çok fazla olay olması gerek. Mitokondri durup da abi ben şu hücreye girersem bak ekmek elden su görden ben de ona enerji veririm diye düşünmüyor. Mitokondri belki bir tanesinin üstüne yapışıyor. Daha doğrusu mitokondrinin de trilyon versiyonu var belki o zaman. Biri içine giriyor, olmuyor. İçine girdiği hücre onu yiyor, parçalıyor, olmuyor. Mesela normalde bir bakteri öbür hücrenin içerisine girerse sindirilir otomatikman. Bir şekilde o sindirimi engelleyecek bir şeyler olması lazım etrafındaki koruma kalkanı. İşte girdiğinde korunacak. Yani bunların hiçbiri gerçek senaryo değil muhtemelen. Ama milyonlarca senaryo içerisinden öyle bir şey olmuş ki biz bugün hücrenin içerisinde kendi DNA'sına sahip olan bir organcık görüyoruz. Mesela bu çok ilginç. Mitokondri dediğimiz organcığın kendi DNA'sı var. Bunun adı da mitokondriyal DNA'dır. Kendisi bölünüyor. Mesela kasları biz çalıştırınca kas hücrelerinin içindeki mitokondriler diyor ki enerji lazım, ben bölüneyim bari. Bu derece kendini içinde yaşadığı hücrenin hayatına vakfetmiş bir şeye dönüşüyor neticede. Şimdi tabiatta bütün bu olan biten, bütün hadiseler aslında bunun gibi. Fakat tek bir şöyle oldu, geldi, buna tutundu, girdi diyebilecek bir Allah'ın kulu yoktur bu dünyada. Çünkü bilemeyiz onun nasıl olduğunu. Tek bilebileceğimiz şey var. Bugün gördüğümüz sonuçta
bir hücrenin içerisinde kendi DNA'sı olan bir organcık görmek çok mantıklı bir şey değil. Mantık önceden dışarıdaydı. Bir şekil içeri girmiş, hoş gelmiş demektir bizim için. Ve bütün canlılık aleminde değil, cansızlar aleminde de her şey şebeke kurma, birleşme vesaire üzerinedir. Hidrojen atomunun, ilk atom olan hidrojen atomunun birleşip de helyum yapabilmesi işte bizim kainatı oluşturan şey. Ondan evvel de plazmanın birleşip hidrojen yapabilmesidir her şey. Ya birleşip bir şeyler yap, birleşip bir şeyler yap ve bugüne kadar işte böyle geliyor ta organizmalar düzeyinde. Bugün de canla canan oturup önceden sonra canan yapıyorlar. Aynı sistem yani, aynı sistemin devamı hepsi. Ya orada bir böyle o zaman bu ana kural diye ya da hani evrimin içerisinde de bir ana kural diye kabul edebilir miyiz buradaki mevzu? Bütün bu evrende için bir ana kural diyoruz, evet. Ama evrimin ana sürücü güçlerinden bir tanesi. Hmm. Bir kere bir ortam, demin laf arasında geçti ya, ortam sürekli değişiyor. Yani daha önceden var olan özelliklerin artık seni kendini idame ettirmene yetmiyor. İşte Mevlana diyor ya, işte dün geçti cancağızın, bugün yeni şeyler söylemek lazım diye. Hakikaten öyle. Dün sen süper bir organizmasındır. Abi hava bir bozar, sen en rezil organizma olursun. İşte dinozorlar devasaydı, iklim değişip oksijen düşünce hayvanlar bedeni beslememeye başladı. Bir de memeliler çıktı arada. Yumurtalarını falan yiyorlar bunların. Küt silindi gitti arkadaşlar. Bir de bonus göktaşı var. Ya öyle de bir olasılığı var. O zaman şimdi buradaki modeli, buradaki sohbet ettiğimiz modeli alsak ve şimdiki zamanı tekrar uyarlıyoruz. Rahatlıkla taşırız. Nasıl? Rahatlıkla taşırız. Yani insanlarla alakalı bunu topluluklar olarak al, bu toplulukların adını ailede, ülkede, dünyada nasıl tarif ediyorsan bir şeydir. Politik topluluklar olarak da tarif edebilirsin. En önemli becerisi organize olma becerisi diye tarif etmek o zaman. Yani bu en ilkel ve önemli, aynen, becerisi birlikte organize olabilme potansiyeli diye tarif etmek mümkün değil mi? İnsan bunun bir de zirvesi. Yani her canlı zaten kendi bedeninde bir organizasyon harikası. Tek bir hücre bile öyle. Birçok sosyal canlı çok acayip sosyal işler yapıyor. İşte maymunlardan kurtlara kadar var. Ama insan bunda çok daha üst düzey bir beceriye sahip. Yani adeta tabiatın bu temel kuralını çok farklı düzeylerde ve çok farklı büyüklüklerde tekrar ortaya koyabilme yeteneğine sahip. Ama İşte yıkıcı da bir tarafı var yani bunu yapmasının. Şimdi organizmalarda, tabiatta nasıl? İşte mitokondrinin milyonlarca içe girme olayından bir tanesi ya da birkaç tanesi başarılı oldu gitti ya, bugüne getirdi. Zaten başarısız olan, kötü olan, yani organizmanın uyumuna hizmet etmeyen şeyler gidiyor. Yani bir şekilde tabiat tarafına eleniyor. Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız şey kötü de olsa onu tabiata dayatabiliyoruz. Örnek modern medeniyet. Mesela büyüme rakamlarının sürekli övünerek açıklanması, bizde bir kanser de var. Daha önce konuşmuştuk yani. Bu cümleyi konuşmamıştık. Tabii, güzel yani tabii oldu. Büyüme rakamları, değil mi? Ülkeler bununla övünüyor. Tabiatta bir tane daha böyle bir örnek, o da kanser. Büyüdükçe başarılı. Halbuki her organizma kendi doğal çevresinde bir dengeye gelince, tamam başarılı oluyor. Biz denge bozucu bir unsur haline geliyoruz. Niye? Yaptığımız organizasyon işte o doymaz tarafımızı hababam beslemeye yönelik olarak çok yıkıcı olabiliyor. Mesela ordular böyle çalışıyor bak. Ordu dediğin şey, işte askerlik yapan herkes biliyor abi, kapıdan gidiyorsun. İşte yeşilleri çekiyorsun, bizim ozana yaptılar yeni. İşte başlılar maçlarla ne oluyor falan diye sormadan orada penguen gibi dizilmeye başlıyorsun. İstersen Allame-i Cihan ol, orduda yerin yurdun belli. Kişiliğine dair her şeyi bırakacaksın ki ordu dediğimiz kitle ortak harekette başarılı olabilirsin. Hı-hı. İşte askerlikte mantık yok falan filan lafları buradan geliyor. Evet yok, gerek de yok orada. Hı-hı. Çünkü orada amaç o insan kitlesini etkin bir güç olarak kullanmak. Bunun için aynı biyolojik alemde gördüğümüz sade, az sayıda sosyal birliktelik kuralı katı bir şekilde uygulamak. Ya ben de pozitif bir tarafa çekecektim. Ordu dedin, tamam haklısın da yani. Bu da bir parçası işte. Tamam. Ordu ama yani mesela bu az önce söylediğin mesela büyümenin değil dengenin anlamlı olduğu bir doğal uyum için de iyi organize olup o bilginin organizasyon içerisinde doğru dağılımını sağlamak gerekiyor ya. Hı hı. Yani hani ona gönderme yapacak. Şimdi yani bu işte senin dediğin bizim yapabildiğimiz ideal tarafın kapısı. Bir de işte o yıkıcı mıkıcı işte Nazi ordusu gibi olan şeylerin de kapısı. Tabii o da ilkel hali ama yani tabii. İşte en ilkel halinde onu yapabilmeyi öğrenmişiz. Ama bunu yapmayı öğren, yani işte bir şeyi
bunu evrimleşme diye de ya da teknolojiyi doğru kullanma diye bunu artık tarif edebiliyorsak, yani biz canlı olarak organize olma becerisiyle varlığını devam ettiren ve nitelikli halde olan bir yapıysak, insan olarak da şimdiki dünyada sağlıklı organize olma, bilginin sağlıklı dağılması, paylaşımın sağlıklı dengelenmesi. Organizasyonun ya da yapının öğrenebilir olması. Öğrenebilir, gelişebilir olması. Bu en önemlisi. Bizim sosyal organizasyonları batıran ve insanı batıran en önemli şey de, normalde o öğrenebilir organizasyon, işte benim yatay zeka dediğim şeye dönüşmesi. Yani her devirde aynı şekilde davranıp başarılı olmaya çalışan bir kafa yapısının işte bağnazlaşma dediğimiz şey. Aşırı klikleşme, aşırı odaklanma. Şimdi bu bütün biyolojide, bütün maddede var olan organizasyon gücünün en üst düzeyde bulunduğu bir canlı da çok yıkıcı bir şey oluyor. Eğer siz kurduğunuz organizasyonu bu kadar işte bir ordu gibi mesela kurabilirken, aynı zamanda gerçekten bir ordu gibi de gözü kapalı katliam yapabiliyorsanız, dolayısıyla çok yıkıcı bir şeye dönüşüyorsunuz. Ama bunun iyi tarafı nasıl? Yani bu organizasyon gücünü yüksek nasıl kullanabiliriz? Mesela bir insan, ben işte mahallem için, ailem için, vatanım için, milletim için, bu coğrafya için, dünya için, insanlık için diye düşünmeye başladığı anda kurallar değişiyor. Bu Isaac Asimov'un efsane işte İmparatorluk serisi vardır. Ölümden sonra bir yayınlanmaya devam etti. Öyle efsane bir şey. Orada robotların temel kuralları üzerine dizayn edilmiş bir şey var. Hala yapay zeka konusunda 1930'larda yazılmış o romanları konuşuyoruz. 3 tane robot kuralı vardı orada. Yapılan işte pozitronik beyinli robotlar emrimize uysun, arıza çıkarmasın diye. Bir robot işte hiçbir insana zarar veremez. Birinci kural bu. İkinci kural, birinci kuralla çelişmedikçe emirlere uymak zorundadır. Üçüncü kural da 1 ve 2 ile çelişmedikten sonra kendi varlığını korumak zorundadır diye. Böyle bir şey konmuş. Sonra bütün o imparatorluk serisi, artık 1930'da yazılan kitaba bir şey söylemek spoiler sayılmaz. Yani okuyan okumuş, okumayan da geçmiş olsun. Sıfırıncı kural ilave ediyor adamın biri bir robota. Bütün zaten hikayede de o robot hep böyle orta noktada. Daniel Olivav ismiyle bir arkadaş. Sıfırıncı kural, insanlığın faydasını düşünür robot diyor. Ve bütün fark oradan çıkıyor. Yani o bütün galaktik imparatorluğun tekrar ihya edilmesine kadar giden süreç, robota eklenen bir sıfırıncı kural. Şimdi insan da böyle bir sıfırıncı kurala ihtiyacı var. Hepimiz default olarak biliyoruz neye hizmet etmemiz gerektiği, neyi sevmemiz gerektiği, neden korkmamız gerektiği bize zaten küçükken öğretiliyor. İşte beni genişleterek bunların dışına çıkıp, aga bir dakika, dünyada başka şeyler de var, diğer insanlar da var, hadi hepimizin faydasına diye bir sıfırıncı kural koyduğumuz zaman, işte o zaman ilginç insanlar çıkacak ortaya, ilginç organizasyonlar çıkacak, ilginç hayır işleri ve iyilikler çıkacak ortaya. Yani esas olan o. Saptığımızı biliyorum ama yeri ben çok saptım tabii. Kafam oraya gitti. Yeri geldiği için hadi buradaki sürece, şu benliği geliştirmeye ekleme ile alakalı. Sadece iki sayısal veriyi genişletme ile alakalı olabilir mi diye düşünüyorum. Birinci veri zamanı uzun düşün. İkinci veri insan sayısını uzun çok düşün. Mesela bu böyle tarif edilebilir mi? Ne böyle tarif edilebilir? Benliği genişletme ile alakalı mevzu. Daha büyük bir zaman dilimiyle biçimlendirirsen ve daha çok sayıda insanı içine alarak, en çok sayıda insanı içine alarak düşünürsen. Bu konuyu niye konuşuyoruz en başta? Milyarlarca yıllık bir sürecin bize bakan tarafını değerlendirip yeryüzünde var olan tüm canlıların ortak mekanizmasını anlamak için bunu yapıyoruz. Yani senin dediğin şeyin en üst düzeyde faydasını sağlayan konu işte bu evrim konusu. O yüzden bunun anlatılması ben çok tabii çok önemsiyorum. Yani sen şimdi İşte atıyorum, tarih seven arkadaşlar var. Çok tarih okumayı seven var. Ne okuyor Allah'ını seversen? Tarih dediğin taş patlasın 5500 yıl öncesine kadar. Milyar sene diyorum, en güzel tarih burada var. Ve esas bizim bugünkü davranışımızı belirleyen en önemli hikaye orada yatıyor. Sen istediğin kadar Osmanlı, Selçuklu, Orta Batı bilmem ne tarihini öğren ama bunlar zurnanın son deliği. İnsan davranışlarının sonuçları onlar. Dediğin şey çok doğru. İnsan zamanı ve mekanı çok farklı düzeylerde zihninde, eski tabirle tahattür edebilen, içine alabilen, onu düşünebilen bir varlık. Şimdi bunu hiç kullanmazsan ne oluyor? İşte 50-60 senelik ömrün çapında düşünüyorsun. Hatta çok şey haftalık yaşıyor. Söyleyeyim yani çok zamanlı. İşte daha fenası işte haftalık ya da günlük yaşıyor ya da işte
köyü ya da kasabası gibi aile yapısından 20-30 kişilik bir grubu kendine bir referans grup olarak seçiyor. Onun dışındaki hiçbir şeyle zihinsel bağ kurmadan yaşıyor. Yani ben bundan halam zarar görür mü görmez. O zaman adamın arabasını kırayım. Hani böyle bir zihinsel tavırla yaşıyoruz evet. gerçekten. Ama bak bunu... O 20 kişi 200'e, 2000'e, 2 milyona, işte 15 milyona çevirebildiğinde ya ben bu yaptığım davranış İstanbullu birine zarar verir miyi düşünmeye başlayınca ne kadar çok davranışı yönetmek zorunda kaldığını fark ediyorsun. Tabii. Şimdi bu farklı algı düzeyleri de lazım. Yine bir hücreye bakalım. Bakalım. Mitokondri bir iş yapar, lizozom bir iş yapar, endoplazmik retikulumun o tipi bu işi yapar, bu tipi bu işi yapar. Çekirdeğin, DNA'nın, zarın, onun bunun her molekülün ayrı bir işi var. Düşün mesela mitokondri enerji üretiyor dedik. Lizozom da ulan bu çok faydalı ben de enerji üreteceğim derse ortalık karışır. Şimdi farklı algı ve iş düzeylerinde insanlar zaten toplum çeşitliliğinin ayrılmaz bir parçası. Kimisi hakikaten ailesi, köyü, mahallesi bazında düşünecek. Kimisi dünyayı tamamen öyle algılayacak. Ama bütüne söz söyleyen insanların, aydın olma iddiasındaki insanların, mesela bir kitap yazıp ortaya insanlara bir şey söylemeye niyet etmiş kişinin böyle lokal davranma lüksü yoktur. Bu cinayettir. Yani eğer sen etki alanına yeten bir bakış açısına sahipsen harika yaşıyorsun demektir. O zaman ben tutup da X köydeki bir adam niye dünya sorunlarına kafa yormuyor diye kasmam yani. O adam zaten işini çok güzel yapıyor. Göçmenin ana sorunlarından bir tanesi tabii. Bu ya bir yerden bir yere göçüyor olmanın. Tabii. Köyden kente göçüyor. Aynen öyle. Yani orada işte köyüne hakim bir grupla düşünen zihin İstanbul'a geldiğinde ister istemez yüksek deformasyon yaşıyor. Ya ne güzel yerde yiyorduk. Bu masa da nereden çıktı? Burası şehirdir. Şehir olduğu belli. İki tane şeker mi ne? 300 lira. Hazıra dağ dayanmaz. Ben dedim miydi size gelmeyek diye? Aman be anne üf. Tam da bu yer üstünden kaynak. Ve o da lazım, öbürü de lazım, bu da. Ama şimdi ne var? Bak yüksek iletişim imkanlarıyla işte Twitter'da, orada, burada herkes dünya ile görüşlerini paylaşabiliyorsun ya. Bu zaten bir sanal bir tatmin oluşturuyor. İnsanların hepsi her şeyi biliyorlar şu anda. Ama kitap yazma da mesela çok kolay olduğu bir zamandayız. Yani 4000 kitap çıkıyormuş ayda işte Türkiye'de ortalama. 4000 yeni başlık bu arada. Her ay Türkiye gibi bir yerde 4000 yeni kitap çıkıyor. Hepsini okuyacağım desen balatayı sıyırırsın. Nasıl yazılıyor bu kitaplar? Kitaplar, o çıkan kitapların yarısının içi boş, rahat olur. Bomboş. Tabii. Yok, kavramsal olarak söyleyeyim ya, fiziken boş. Yani sabah uyandım, ayran içtim, kendime iyi geldim falan da çünkü sayfaya geçiyorsun. Evet, matılar falan vardı, bir şeyler vardı. Şimdi bu aynı zamanda yani gücün kötüye kullanımıdır bir taraftan. İşte mesela bir şey eğer zapt-ı rapt altına alınacaksa, sınırlanacaksa bizim kendi alemimizde, tabii devlet tarafında değil ama kendi alemimizde böyle bir şeyi sınırlandırmamız lazım. Ben bu sözü söyleyecek kadar ödev yaptım mı? Ben bu sözü söyleyecek kadar çalıştım mı? Mesela işte Nietzsche'den alıntı veriyorsun herife, diyor ki ben öyle düşünmüyorum. Aferin canım benim, gel alnından öpeyim seni. Çünkü doğru söylüyor. O hiç düşünmüyor çünkü. Yani düşünmüyor o konuda. Ve bunu diyebilme rahatlığına sahip ama bunu herkesin önünde. Mesela ana akım medyadaki bir TV kanalında bir sunucu olarak bunu söyleyebiliyorsun. Kürk mantolu Madonna hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Neydi yani? Şimdi bunlar var ya, bunlar işte insanın kendini bilmemesinden kaynaklanan sorunlar. Bak o kişiye kızarak çözülecek bir şey değil. İnsanın sapmasını anlamamız gerekiyor. Ve bütün senin açtığın buradan bu konuya ben nasıl geldim? Ben gerçi her yerden her konuya gelirim ama neticede o biyolojik organizmadaki harika işbirliğinin bizdeki yansımalarını konuşurken o işbirliğini nasıl kötüye kullandığımız da bir taraftan hemen masaya geliyor. İşte böyle yapıyoruz. İmkan veriyorsun. Yani yüz verdik, arıya geldi, yaptı halıya diye bir laf vardır ya. İnsanın yaptığı biraz öyle. İşçi arıda bunu göremezsin. Mantar kolonisinde bunu göremezsin. Bir karaciğer hücresi topluluğunda bunu göremezsin. Bunu bir tek insan yapıyor. Bizim böyle bir arızamız var. O yüzden bu birliktelikleri falan konuşurken hep söylüyorum. Biyoloji, biyologlar için değil, herkes için dersler içeren bir yer. Yani tabiatın nasıl işlediğini anlarsan sen de daha doğru yaşarsın. Ya benim bu konuyu gidip gelip kaşımamın gerekeceğiz. Biz arka tarafta da hani bunun sohbetini yapıyoruz. Türkiye'de ana yaşadığımız problemlerin bilgiyi bilmek, sanatı üretmek, bilim insanı olmanın daha ötesinde, belki birazcık daha önceliğinde organize olabilme kabiliyetiyle alakalı bir problemden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çatışma, evet, eylemin ana kuralı da çatışmadan
daha önemlisi belki de dengeyi de az önce çok doğru yerlerde geçtiğini düşünüyorum kelimenin. Yani çatışmanın da bir dengesi olmak zorunda. Bizim çatışmalarımız üretimsizliğe, hiçbir ortak evet. üretime dönüşemeyecek formüle dönüyormuş gibi görünüyor. Halbuki tüm Luca'dan başla canlıyla alakalı ana hikaye organize olabilme becerisiyle alakalı. Hmm. Elbette içinde çatışmalar olacak, çatışmayı dengeli şekilde yöneteceğiz ama organizma için yıkıcı olacak formülde değil. Hani üretici olacak formülde çatışmayı kullanmak da işte bir denge sonucu. Daha evvel bir ilk sezonda bir sohbet yapmıştık. İnsan nasıl işe alırsın, işe alırken neler yapıyorsun? İşte orada mesela ustalık kitabındaki öğütlerden de bahis açmıştım ben. Yani bir insana gelip de ya da bir kuruma gidip de bana iş versenize demek yerine ben senin için şunu yapabilirim demenin ne kadar çeldirici, ne kadar tercihi artırıcı olmalı. Çok net işe yarayan şeylerden aynı bir tanesi. Evet. Tabiat işte aynı böyle bak. Bu birlikteliklerde mesela mitokondri, yalvarıyorum bana güvenli bir yer verin diye gelmiyor ki. Ben enerji yapıyorum abi diyor. Kimin ihtiyacı var? Saça saça geliyor. Ha tepeleri püskürtüyor herif yani. Kendi ihtiyacından fazlasını üretiyor. Mesela Amazon ormanları bütün dünyaya yetecek kadar oksijen üreten bir yer. Amazon ormanlarının oksijen fazlası var. Ama orada da öyle bir zenginlik var ki ona göre bir denge oluşuyor ve orada da anormal bir işte bitki hayvan popülasyonu bilmem ne oluşuyor. Yani bu fazlalık karşılıklı bir etkileşim ve bir başkasının işine yarıyor. Demiyor ki ben bunu kendime tutayım falan filan. Saçarak gidiyor ama o arada bir başkası onun eksiğini saçarak geliyor. Onun yapamadığı, üretemediği bir şey var. Bir başkası onunla geliyor. Dolayısıyla bunlar karşı karşıya gelince fazlalıklarını paylaşıp eksikliklerini tamamlıyorlar. Yaptıkları iş o. Yani tabiatın bu genel kuralı bizim için de çok geçerli. Biz hep fazlamızla hareket etmeye çalışıyoruz. Halbuki eksiğimizi bilsek sosyal organizasyon kurma gerekçemiz eksikliktir zaten. Evlenmemizin nedeni bile yahu. Yani kendimizi yalnız başımıza böyle yalnız hissediyoruz, üzülüyoruz falan. Yanımıza biri olunca gözümüz açılıyor. Bütün sosyal organizasyonda aynı mantık var. İnsan tek olarak, herhangi bir hücre tek olarak, bir organizma tek olarak güçsüz. Bir şeyle yan yana geldiğinde kuvvetli olacak. Ama o kuvveti nereye kullanacaksın, ne yapacaksın? İşte burada biraz... Aslında bir örnek veriyor. Hadi böyle abartılı bir sembolizmle anlatıyor olayım mevzuyu. Hücreyi oluşturan birçok parçanın bir araya gelmesiyle organize olan bir şey. Ve merkezine bilgiyi alıyor. İşte en çok sakladığı yerde DNA var. Aynen. Yani şimdi tabii. Bir de merkezini alıyor gerçekten. Merkezini almasının tabii. gerekçesi de çok bariz. Dıştan gelebilecek bir etkiden en çok saklamak istediği yer. En kendi içinde saklayabileceği yer. Merkezine bilgiyi alıyor. Şimdi bilgiyi aldığında ve kendini bölerken bilgiyi çoğalttığında... bu olabilecek tüm organizasyonlar içinde çok standart bilgiyi de bize aktarıyor aslında. Merkezine bilgiyi alamadığın hiçbir organizasyon, bilgisini koruyup çoğaltamadığın, çeşitlendiremediğin hiçbir organizasyon, sağlıklı bir organizasyon değil diye sembolize etsek abartılı olur bu. Gayet de güzel işte öğrenen organizasyon tabii ama bizim vücudumuzda mesela o bilgi bankasını dışarı atan bir hücre var. Yaptığı iş o kadar kutsal ve kıymetli ki DNA dediğimiz bilgi bankasını bile dışarı atıyor daha çocukluk aşamasında. Kırmızı kan hücrelerimiz. Oksijen taşıyacak hemoglobin molekülünden çok içi donla dolu ve çekirdek boşa yere işgal etmesin diye çekirdeğini de atıyor. Ağzına kadar hemoglobin dolduruyor işini ki diğer dokulara daha çok oksijen taşıyabileyim diye. O yüzden 120 gün kadar bir ömrü var. 120 gün yani ilk bebeklikte düşün beynini atıyor öyle diyelim beynini çıkarıyor. Aslında çekirdek beyin değildir ama neyse öyle diyelim. Sembolik olarak içinde bütün bilgisini, sakladığı bilgiyi atıyor. Bildiklerin hepsini atıyor. Bütün işte kargo asker molekülleri yani. Tabii kargo molekülleriyle dolduruyor içini. Görevi lojistik abi. Oksijeni ciğerden al dokuya taşı. Dokudan karbondioksit al oraya taşı. Ömrü kısalıyor ama bütün organizma için muhteşem bir şey yapıyor mesela. Peki bunu yaparken bu aktarım içindeki bilgiyi dışarı aktardığında davranışsal aktarım kendini başka bir şeye mi emanet ediyor? Hiçbir kendi metabolizmasını sürdürecek özgür mekanizmaların hepsinden feragat etmiş oluyor. Artık gelen oksijen, işte kandaki şeker bilmem neden ancak beslenebiliyor. Özel mesela bir metabolik yolu var. O metabolik yolunu kullanıyor pentoz fosfat diye falan. Yani kendi dar ve kısıtlı metabolik ihtiyaçları böyle bir derviş gibi sadece onlarla iktifa edip ben oksijen abi, oksijen benim olayım, ben bunu götürmem lazım. Kendini böyle heder ediyor. Feda ediyor yani. Yani bak bu da hücre.
Şimdi nöron da hücre, bu da hücre. Ama şey gibi oldu ama. Yani. Nöron ondan üstün değil yani. Ama bunu tarif etme, vurgu şeyi oldu. Bu da adam, sen de adamsın falan. Aynen öyle işte. Yani şimdi hangi tip hücre? Yakışıyor bu yaptığı falan diye. O ne diyor, buna test yapar bak şimdi. Hangi tip hücresin? Var ya orada. Yani kesin bir hücresin, bakalım hangi tip hücresin. Hepimiz hakikaten sosyal organizasyon içinde işte böyle bir şeyiz. Yani nöronsan oksijenle problemin olduğunu bileceksin. Yani onun ayırdığında olacaksın. Ben oksijenimi tutarım mutarım değil. Nörona sen 3 dakika oksijen verme, nöron diye bir şey kalmıyor ortada. Ama eritrosit öyle değil. Ya kırmızı kan hücresi ya da efendim bir dalak hücren öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin özelleşme biçimleri farklı. Bu arada birliktelik biyolojide kalıcı dönüşüme sebep oluyor. Onu konuşmadık. Yani bunlar bir araya geldikleri zaman artık eski kimlikleri hikaye oluyor yani. Gidiyor. Şimdi işte ya zaten aslında şu toplumsal organizasyonların kendini dönüştürmesiyle alakalı mevzuda öyle bir şey içimi kaşıyor ama bu daha tabii bilimsel olarak sorgulanabilir seviyede değil. Daha öykü ve hikayeler seviyesinde şeyin içerisinde. Ama yine de adım adım üzerine konuşalım. Biz hala Luca ile Ayşegül'ü yan yana getiremedik mevzuda, getirmeye çalışıyoruz. Hani Luca'nın işi zor. Yani. Luca'nın işi zor. Bir sonrasındaki bölüm Luca ile Ayşegül tanışıyor. Hadi öyle devam edelim.